Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte ne oynayacağız? Bir tren oyunu oynayacağız. Tren yat diye bir şey, Türkçe ismini tam bulamadım ama çocukluğumda bana babam bir tane tren almıştı. Böyle yerine diziyordun, trene koyuyordun, pil vardı. Trenler gidiyordu. Biz de o çocukluğumda adım trenin yapboz şeklinde dünya haritasında nereye gideceğini, nereye gitmeyeceğini yapıyor olacağız. Öyle sanırım, demo bir oyun. Daha çıkmamış, pek yakında diyor, demo bir oyun. Demosuna göz atacağız. Umarım iyidir. Yani, girdim bir kez ama çok hani bakmadım, böyle girdim çıktım, anlık girdim çıktım, bir çekeyim dedim videosunu, hemen geçecek. Şimdi Steam sayfası bu, diyor ki Trenyet bu de dünyanın giyin ve demir yolunuzu dilediğiniz gibi özelleştirin, farklı tren ve vagon modellerinde çalışın, onları istediğiniz gibi kontrol edin ve yaratıcılığınızı ortaya çıkartmak için modlayıcı araçları kullanın demiş. Yani biz bir dünyada tren ihsan edeceğiz ama bu dediğim gibi güzel olacak umarım. Yani devam edecek bilmiyorum, yani oyunun şeyi bana çok tatlı geldi. Verdiği imkan seyrediyor. Şunu bir düzelsem, açık yamuk duruyor gibi. Gözüme çarpıp durdu. Ha, şimdi düzgün duruyor gibi. Yamuk duruyor gibi. Onu açık gözüme çarptı. Neyse arkadaşlar, bu da grafiklere baktım. Grafiklerde tek bir seçenek veriyor. Bunu da dikey senkronizasyon kapalı. Yüksek, orta ve düşük. İşte çözünürlük, FPP görüş ayarını, ses, klavye Türkçe değil. Türkçe değil, destekliyor. Bu arada söylemediysem söyleyeyim. Ben daha önce oynadığım için bana diyor ki işte şu diyor, TV yazarak buna veriyorsun. Uygula diyorum. Tekrardan gidiyoruz. Bu serüvene katılıyoruz. Ben bunu indirdim ben şimdi. İndirdiğim oyunları bir kere açar deneyim. Güzel mi değil mi? Videosunu çekebilir miyim? 200 tane oyunda indirdim. Eledim onları. Çünkü hem güzel değildi hem de Türkçe desteklemeyen oyunları pek anlamadığım için güzel olsa bile o problemden atıyorum oyunu, yani bir eğiliyorum videosunu çekmem diye. Akşama da yani indiriyorum, çocuktan oynuyorum falan filan yapıyorum. Oyun de giriyorum çıkıyorum, giriyorum derken giriyorum. Ayarları yapıyorum. İlk başta giriyorum nasıl, iyi mi güzel mi diye. Ondan sonrası ara kelim. Dediğim gibi aynı olaylar.
pretend that I was not pleased with our agreement that you move into Çok the care of sesi my house. çıktı, çok sesi It would have been çıktı. incredibly wasteful just to let it stand empty after I moved out to live with your mum. It was pretty hectic for me to arrange the whole thing, but it worked out just fine in the end. I never told you, but your beloved grandfather built it with his own hands many years ago. Tamam. Ah, we were so young and beautiful back then. Henry was a man of few words. Bitecek mi ablam? Even though he had plenty of those. Ablam bitecek mi? Bitecek umarım. That I wanted to be thrown away. Uzaklaştırırsam tamam. I left your first unfinished model in the basement. The one you worked on with your grandfather. Maybe you would like to continue working on it. Like you used to with your grandfather ages ago. Yours truly, grandmother. Truly. Tamam. Şimdi sevgili torun, seninle benim evimi bakman için taşınma anlaşmamızla mutluluğu olmadığımı takbit edelim mi ne etmeyeceğim ben senin annenle yaşamak üzere taşındıktan sonra evimi boş bırakmak inanılmaz bir insaf olurdu. Yani dedemiz evimizi boş bırakmaktansa sana vereyim diyor. Orayı anladık. Her şeyi düzenlemek benim için oldukça karmaşık ama sonunda her şey yolunda gitti. Sana hiç söylemedim ama senin sevgili deden birkaç yıl önce kendi eliyle inşa ettiği o zamanlar çok genç ve güzelmiştik. Hiç umarım doğru söylüyorumdur. Tüm hayatı boyunca az konuşan bir adamdı dedemiz herhalde ve başarılarıyla övünmezdi. Oysa onun çok sayıda başarısı vardı. Ne yazık ki taşıma ekibi çöpe atılmasını istediği bazı şeyleri kaydırmakla uğraşmadı. Bunun için sana sormak üzere üzgünüm adına sormak üzgünüm. Neyse yerde de geçtik ama bununla ilgilenebilirsen minnettar olurum. İlk tamamlanmamış modelleri bodrum katında bıraktım. Senin deden birlikte çalıştığı modeli belki de sen yıllar önce dedenle yaptığın
gibi onun üzerinden çalışarak devam edersin. Bazıları da yanlış anlamadıysam Türkçe hatası var ama demo versiyonu sıkıntı değil. Belki de ben yanlış okuyabilirim yani. Onu da bilmiyorum, benim Türkçe çıkıt, kusura bakmayın. En içten dileklerimden büyük büyük anne, büyük anne demiş. Dedemden gelinin yeşmini koymuş. Devam direkt. Şimdi. Diyor ki, masaya yaklaş ve E tuşuna bas. Umarım donmuyordu diyeceğim de çok bastım. Kameradan ASD bunları biliyor, değiştireyim. Büyük küçük. Sensör. Tamam. TNC'leri bu da. Aynen. Diyor ki envanterinden sahip olduğun tüm modelleri içeriği şu anda en önemli modelleri basit bir yay parçasıdır. Tamam. Şimdi bizden tren yayını buraya takmamızı bekliyor. Y tuşuna basarak şey yaptım. Yakınlaşayım mı çık? Modellere bir demo olsa bakmak istiyorum. Şeye yes'i çıktı mı koydum. Şimdi gayet iyi şekilde yani oyun. Şimdi bir tane daha varmış. Neresiymiş? Burada değil. Burada değil. Burada değil. Zaten gösteriyor. Abi o zaman şunu bırak, bunu ayarlık. Burası mı? Aynen. Burası. Bir tane daha. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Bu ne? Bu da küçük. Bu neymiş mesela? Demiyor. Kategori. Yani 10 tane. Bu işte açık şey olması. Arkada çalan müzik de güzel de siz duyuyor musunuz? Ondan pek emin olamadığım için. Tamam, bu kadar yeter. Şimdi. Bu yani galiba, evet. Diyor ki, kadı ve kopyala düğmesiyle mükemmel demir yolu. Evet. Kadı ve kopyaya varmış. Bıra kalkacak kayada. Bugün bir kez ara kaçmaya başladı ya. Neden bilmiyorum.
Ya soru ne bilmiyorum. Anam. İyiyim çok az şimdi. Şunu bir fuya abi. B'ye tıkla diyor. Aynen. Bunlara da kadayabiliyoruz. Bu yaya boş atacağız ya da bu ya bir tren ayağına koyacağız. Mevcut demir yolunu dönüştürmek için park yani kısa ve net çekeceğiz ya. Anladığım kadarıyla. Kısa ve net çekeceğiz. Bu yası diyor. P'ye mi bu? İşsizce diyor. Bilgisayar diyor. Oluşturmak istediğiniz modelin çıkmak için düğmesine basın. Mağazayı açın veya ha, bir de bilgisayarda malzeme kısmı var. Sınav hoş geldiniz. Demir yolları modelleri aynen. Tamam. Tamam. De demir yolu. Bir x4 8'li demir yolundan bir x4 8 tane mi almam gerekiyor şimdi? Aynen galiba. Aynen. Ne bir x bir iki tane almam gerekiyor. Aynen. Bu geldik. Diyor ki bir tane Amerikan büyük kova satın. Ha bu bir tane aldık. Bir tane de bundan. Aynen. Bu ya bitki. Üç tane satın alacağım arada. Yer ikisinden de aynen. Bundan. Bir de bundan. Çıkış yap diyor. Başka oradan da çıkış yap. Tamam. Niye donmaya var zaten ya benim bilgisayar donmazken donmaya var. Güncelleme alıyor ya Windows'un. Windows'un güncellemeye adımı benim bilgisayar sapıtıyor. Şimdi geldi mi? Aynen gelmiş. Tren yerleri evet. Küçükten atacağız. Aynen yaptık. Buradan buraya verdik. Mesela bak şu ev şuraya yakışır. Şöyle şuraya. Bir tane de şuraya olsa. Şöyle çevir aynı şekilde iki tane buraya. 17 tane bunlardan
Ah, şey ya. Tamam, bir tane hitti zaten. Burada masa, çöp kutusu falan filan. Şimdi abi. Birazcık daha yakınlaşalım. Şuraya koyduk mu? Çöp kutusu. Çöp de yenemez böyle bu adamlar atacak. Gel için. Koyduk mu? Bunu şeye koysak. Ha, biz kalesini tam iyi açık hava masası. Tamam, yaptık. Ağaca geliyor buradan. 3-10'dan 3-10'dan. Aynen. Suya koyarız, gölgeli olsun. Suya koyarız. Su da olsun. Bunlar dağınık bir şekilde şöyle. Su doyursa bir tane daha. Aynen. Ne diyor? Kulenin değiştirebilirsiniz. Nasıl yani? Görünümünü değiştirebilirsiniz için boya bu da ne diyor? Şimdi buradan boya yapma da var. Fırça yazıyor mesela. Şimdi şunu alıyoruz abi. Şu adamların gideceği kum olsun abi. Şu denizi bir kapatmayak. Deniz dursun. Denizi kapatmayak lütfen. Denizi. Tamam. Bir şeye tıkladım ben ama. Geriye almak yok mu? Aynen. Boyayla bitirdikten sonra boya aracını kapat. Temizle var. Boya aracını sudan kapatıyoruz aynen. Ne diyor? Tren yaylarını koymak için sadece envanterden seçin ve koymak istediğiniz yer üzerine yerleştirin diyor. Yani tren koy deseniz buraya koyacağım bir şuraya. Tıklıyorum buraya. Koy abi buraya. Yönü bu tarafa gidiyorsa ya da bu da vagon ya da aynı.
tane iki vagonu var. Trenleri ve yerleri test etmeye hazır olduğunuzda ekranın sağ üst köşesindeki bulunan başlatma düğmesine basın. Sağ üst köşesinde aynen. Şimdi bu gidiyor buraya buraya. Buradan dönüyor abi. Buradan dönüyor. Şöyle gidiyor, gidiyor, gidiyor. Dönüyor. Aynen. Başlat be abi. Çok hızlı gidiyorum be abi. Çok hızlı gidiyorum. Oraya bir durak yapsak da dursan. Tamam, durman lazım artık ama. Geldik mi? Geldik. Aynen. Şimdi diyor ki devam etmek için inşaata modundan çık. Dear Mr. Henry, with much pleasure, I would like to announce the beginning of this year's railway modeling exhibitions. Due to recently increased popularity and a plenty of new members joining our much respected society, we have concluded that it would be best to split our annual train yard expo to multiple smaller exhibitions. We have also changed the diorama scoring rule set. Any modeler interested in competing over cash prizes will now have to follow guidelines specified by the competition theme. This also means that regardless of the usually excellent quality of dioramas made by our members, submitted dioramas can still receive a low score due to not following exhibition guidelines. We hope that these improvements will help our new members get a firmer grasp of our high standards and will hasten up the procedures involved in scoring railway dioramas at our exhibitions. May the best modeler prevail. Bitti mi abi? Bitti işte. With much respect, the chairman of the Railway Modeling Aficionado Society, Dre Zin. Bitti mi? Bitti. Hank benim isim herhalde. Sayın Hank yaz, Hank. Bu yerin tren modelleme sergilerine başladığını duyurmaktan büyük bir memnuniyet duymak isterim. Son zamanlarda artan popülerite ve çok sayıda yeni üyenin katılması nedeniyle yayın tren World ne bilme etkinliğimizi daha küçük birden küçük birden fazla sevgiye bölmek en iyisi olacağı düşündük. Ayrıca puanları kurallarını değiştirdik. Nakit ödülleri için yarışmak isteyen her modelleyici artık yarışma teması tarafından belirlenecektir. Kurallar takip etmelidir. Bu ayrıca üyelerimiz tarafından yapılan
genellikle mükemmel kalitede yağmen sunulan sevgi kurallarına uymadığı durumda düşük bir puan alabileceği anlamına gelir. Bu iyileştirmelerin yeni üyelerimizin yüksek standartlarımızı daha iyi anlamalarına yardımcı olacaktır ve sevgililerimizdeki demir yolu puanı ilgili süreçleri hızlandıracağımızı sayandıracağını umuyoruz. En iyi modelci kazansın. Sevgilenen demiyorum, modelleme tutkunu değil ki. Ya kısaca anladım, bu ben de anlayamadım ama kısaca anladım şu. Bir sevgi var, o sevgide yarışma düzenleniyor. O sevgi ilk başta hiç tutulmamış ama şey büyüdükçe bu olaya karşı, trene karşı büyümüş ve birçok yerde sevgisi varmış. Sevgide yarışma var, yarışmada puanlar var, o puanlara göre bir ödül kazanabiliyormuşuk. O da güzel. Gereksinimler, kasıyla ve marketini yarışmaya katır. İnsanların beğenmesi için elinden ellerinden çap yaz tut, çünkü o zaman bileti satın alacakları ve sen para kazanacaksın. Sonra daha harika maketler oluşturacaksın. Yarışmaya katıl diyor kısacası. Sevgiler, en etkileyici gönderin, yakında para ödülü alacaksın. Sayma, platform, bank, spor, yol. Koy diyor. Ziyaretçiye biat fiyatı, sevgide bitiş tahmini gelir 500. Ha. Şimdi ben bunu koyacağım. Koy diyorum. Bodrum masası. Başka yapacak bir şeyim var mı? Yok bence. Dön çık ve ardından iki sayan menüsünden çık demiş aynen. Tüm temel konuları kapsadığınız harika iş. Ancak bir masa yeterli mi? Diğer
bir soyu odaya çıkıyor. Şimdi çık diyor odaya. Aynen şuradan çıkıyoruz. Çıktım. Bu odaya aç diyor. Açtım. Uy. Odaya. Çöp diyor. Bunların hepsine bir para kazanamıyor mu bunlardan yani? Tamamen boşaltıyoruz. Tamam. Kazandın. Toplam 20.300 72 kazandın diyor. Tüm hayatımı aşağı yeniyor. İki sayıya git diyor. Mağaza diyor. Ah. Bu da masaya diyoruz. Masa ikinci kategori. Satın diyor. Ha. Sevgi yapacak. Kendi sevgimini. Sadece hazır diyoruz. Geri diyoruz. Üç tane mi alacağız? Ondan. Hazır ya. Hazır ya. Tamam. Aynen. Demamız buraya kadarmış arkadaşlar. Bu oyunu da böyle bir oynadık. Teptik de diyor. Oyunun demo sürümünü oynadığınız için teşekkür ediyoruz da direkt listeye ekleyin, unutmayın. Düşüncelerinizi bize paylaşmayı iyi yap. İnşaat falan filan. Demo bitti diye veriyordum ama. Şimdi arkadaşlar bu oyun bitti, bu da bitti. Yani demoydu zaten. Oyun güzel miydi? Yani güzeldi. Sevgi yapılması, yarışma yapılması. Yani değişik bir tema, bir oyun dediğim gibi. Artık hep aynı temaları görmekten sıkıldım. O yüzden hani değişik bir tema olduğu için hoşuma gitti. Umarım çıkınca da iyi bir şekilde çıkar. Beni beğenip de abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bye.